Bu işin sonunu best of belirler diyorum ben. Ama genel olarak bakarsam yani ben genel şöyle baktığım zaman bana göre kırmızı takım daha üstün gibi gözüküyor. Yani öyle bir e, incelediğim zaman. Ama tabii bugün mesela maviler kazandı değil mi bugünkü şeyi? Bir de o zaman bak <laughs> kritik bir şey sorayım. Sanıma sorayım, Hanzade'ye sorayım. Söyle tamam, Hanzade. Hanzade. Ee, sen de bir yorumunu yap. Ondan sonra şeyi sorayım sana da. Best of'larda hangi takımı daha iyi görüyorsun? Şöyle ben takımı birebir de baktığımda kişileri e, sağlı sollu koyduğumuzda çok dengeli görüyorum. Özellikle ilk dörtlüde Nefise Yusuf, Osmancan Özgür dörtlüsü çok eşit dağılmış. Yani baktığında çünkü Yusuf ve Özgür'ün e, yüzdeleri en yüksek. Nefise yani Osmancan'ın bir tık daha altta ama Nefise'ninki de onların üstünde. Yani o dörtlü çok dengeli evet ama Oyun sistemine göre senin az önce değindiğin şey çok önemli. Kadınlar bir turda yarıştığı için ve kadınlarda üstünlük bariz bir şekilde kırmızı takımda olduğu için bugün yaptıklarını yapmayıp e, güçsüz yarışmacılarından nispeten artık bunu söyleyebiliriz Barış ya da Aziz'i ilk tura soktuklarında ona bir değil ama e, işte yani ona altı bitebilir maç. Daha dengeli bir maçla bütün oyunu kazanabilir kırmızı takım. Bugün Ertuğ'u soktular ilk tura. Zaten Nefise ve Cansu'nun kadınlar etabında ikisinin aynı anda oynuyor olması ve bunun mecburi olması kadınlar için çok büyük fark yaratacak avantaj. Orada artık Ertuğ değil Aziz ya da Barış'ı kullanacaklar. Bence öyle yapmalılar. Dengeleyecekler ama yine iyi oynadıkları bir gün olduğunda yani tabii ki sıfır çekmekten bahsetmiyorum. Diğer kat, üçüncü gelen isimin de bir şeyler katması lazım ama çok kuvvetli e, yüksek ihtimal ilk tura zaten garanti alırlar. Ondan sonra ikinci tura geldiğinde de ellerinde Osmancan Ertuğ kalacak. Ve ben Osmancan Ertuğ ikilisinin ee, diğer takımın Yusuf Özgür'üne çok altta yani muadil olduğunu düşünüyorum. Yani bence benim dediğim sistemi yaparlarsa bugünkü gibi iyi oyuncularını ilk turda sokmazlarsa en zayıf yarışmacılarını alırlarsa kırmızı takımın bence üstünlüğü var şu an. Best of'a kalır mı? Kalır. Çok kalır. E, ee, best of'a kaldığında bence sonuç hiç belli olmaz. Çünkü Nefise Osmancan, Yusuf Özgür ve kadınlarda Ya yani aslında burada Nefise'nin yani kadın yarışmacının çok yüksek ve açık ara diğer kadınlara göre açık ara farklı oynuyor olması bence bir takımın çok büyük avantajı. Bu da demektir ki Nefise'nin kırmızı takımı. Yani açıkçası ben de Murat abiye katılıyorum. Evet Bestofa kalır mı kalır ama kırmızılar üstünlük alır gibi. Çünkü Buse ve Asena'yı ikili baktığın zaman aynı etapta çıkmak zorunda olan iki yarışmacı kadın oldukları için. Şimdi Buse ve Asena ile Nefise Cansu arasındaki fark çok yüksek. Ve bu yarışmacılar aynı etapta kullanmak zorundasın dağıtamazsın. Dolayısıyla Best of'ta da kadın yarışmacı kullanmak zorundasın. Oraya baktığında yine Best of'ta da avantaj kırmızıya geçiyor. Bence bu stratejiyi değiştirecekler. İlk tura Barış'ı ya da Aziz soktuklarında evet Barış ve Aziz de Cansu ve e, pardon Buse ve Asena gibi belki ama dağıtabilirsin. Onu farklı turlara sokabilirsin. Birini bir de birini iki de sokabilirsin ve avantaj sağlayabilirsin. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Tebrik ediyorum seni bu arada. Çünkü ilk turda... İstanbul Tarkan'a selam olsun. Bay istatistik Aramızda değil ama <laughs> rahat diyorum ya. <yani>. Bravo, tebrikler. <laughs> şimdi öyle güzel bir stratejiden bahsettin ki. Şimdi ilk turda iki tane kadın yarışmacı, bir de erkek yarışmacı çıkıyor. Zaten kadınlar kırmızı takımda belli, Nefise ve Cansu. Karşı takımda da Buse ve Asena. Mecbur. Net bir üstünlük sağlayacaklarını biz burada görüyoruz. Sen diyorsun ki Aziz veya Barış'tan, yani ikinci turda karşı takımın puan alabileceği iki yarışmacıdan biri Aziz veya Barış'tan birini ilk tura alırlarsa. İlk turda Aziz veya Barış sıfır çekse bile. Bence yine de yenebilirler. Yani sıfır mesela diyelim ki dört maça çıktı Aziz veya Barış ilk turda. Bugün olduğu gibi mesela bugün Ertuğ çıktı. Hani sıfır çekse bile kazanma ihtimali var. var kırmızı takımın. Ama burada da Nefise ve Cansu'nun hiçbir şekilde sürpriz yapmaması lazım. Yani çıktıkları bütün maçları çıkıp almaları lazım. Eğer böyle bir strateji yapıp bir de kaybederlerse ya yani kırmızı takım ilk turu kaybederse kesin şeyi de kaybeder bence. Zaten... O kesin olmuyor bak bence yine de. Çünkü bakıyoruz Ertuğrul ve Osmancan geliyor bu seferde. Ertuğrul ve Osmancan'ı da yabana atma. Yani bence ilk turun kaybedildiği noktada da Vestof'a kalabilir. İkinci turu yine de alma şansları doğuyor bence kırmızıların. Çünkü... Yani ilk turu kaybetse ikinci turu da alabilirler mi diyorsun? Evet çünkü mesela kim kal? Diyelim mavi takım da ilk turda güçlü yarışmacısını sokmadı. Yusuf ve Özgür'ü korudu. Ben e, tabii ki %100 değil ama Osmancan ve Ertuğ'un Yusuf ve Özgür'e karşı hele ki son dönem Özgür'üne karşı. Gerçi bugün çok iyi oynadı helal olsun ama başa baş mücadele edebileceğini düşünüyorum. Evet yani şimdi burada e, ilk tur stratejisi çok önemli. Bence kesinlikle hani böyle pokerde blöf vardır ya blöf yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Hani sanki oyun öncesi çok kuvvetli bir yarışmacıyı sürecekmiş gibi Osmancan'ı veya Ertuğ'u sürecekmiş gibi davranıp neden? Karşı takımın en güçlüsünü orada oyuna sokup. Karşı kırmızı takım... Bunu bence yemezler. Yani bence bunu yapma... Bence mavi takım bile bunu artık ayar bir noktada. Yani çünkü Ama kırmızı bazen bazen yani. tam tersini de yapabilirler. Şimdi bak şöyle. Yani kırmızı takımın kartları geniş. Oyuna göre bakarlar abi. Şuna da bakabilirler yani. Biz her ne olursa olsun Nefise Cansu öyle bir oyun olur ki hiç riske atmayalım. Nefise Cansu Osmancan çıkalım. İlk turu kesin kazanalım. Best of'a gidelim. Biz Best of'ta da zaten iyi izle de Best of'ta bu işi çözerse gelebilir. Çünkü ben Nefise Cansu ve Osmancan'ın çıkacağı bir ilk turun kaybedilme ihtimalini görmüyorum. Çok çok, çok büyük sürpriz olması lazım. Çünkü ee... işte bu neden kaynaklanıyor? Buse Asena ile Nefise Cansu arasında çok fark var. Bu uçurum çok açık. Diğer erkeklere göre daha açık. Ve bu ikili yani bu dörtlü aynı etapta oyuna girmek zorunda. Dolayısıyla bu sistem kırmızıya çok bakıyor. Evet e, tabii ki stratejiyi doğru oynamaları gerekiyor ama Aziz ve Barış gibi açıkçası serserim ayında içeride yani. Çünkü ikisi bir anda doğru strateji yapılmazsa eğer bir anda maçı da karşı takıma verebilirler. Ee, şöyle bir şey var Nefise'nin ben yanlış seçim yaptım diye bir konuşması var. Rica etsem Cenay'cığım o görüntüyü bir verebilir miyiz? Kimden bahsettiğini ben asla anlamadım. Ee, orada diyor ki Buse ile Buse evet bir, bir ses Kesinlikle. verebilir miyiz?